Nükleik asitlere ait birinci sorumuz. 1, 2, 3 özelliklerinden hangileri hem DNA hem de tüm RNA'larda ortaktır diye sorulmuş. Adenin bazı ortak bir bazdır. Hem DNA hem RNA'ya aittir. DNA'ya göre sentezlenme hem DNA hem RNA için yine geçerli bir olgudur. Ribozomun yapısında rRNA artı protein olduğu için biz hem DNA hem de RNA'ya ait olduğunu iddia edemeyiz. Bunun için cevabımız 1 ve 2 seçeneğimiz Ceyhan olmuş olmalı. İkinci sorumuz, canlıların çeşitliliğini 1, 2, 3, 4 durumlarından hangileri açıklayabilir? DNA'larında bulunan nükleotitlerin farklı sıralanması canlılarda farklı sıralanma farklı çeşitliklere yol açabilir. Genomlarında bulunan pentoz moleküllerinin farklı olması. Şimdi genelde DNA diye geçiyor. Hani RNA diye geçiyor. Deoksiriboz ve riboz şekeri var. Onun için biz bu şekilde bunların farklı olmasından dolayı canlıların çeşitliliğinin farklı olduğunu iddia edemeyiz. Çünkü bütün canlılarda riboz ve deoksiriboz şekeri bulunmakta farklı bir molekül yok zaten. Nükleotitlerindeki organik bazların farklı miktarlarda azot içermesi, nükleotitlerdeki farklılığı ortaya çıkartıyor. Ama bu canlının farklılığını ortaya çıkarmaz. Çünkü aynı nükleotitler bütün canlılarda kullanıldığı için farklılık arz etmez. Bazı genlerin ortak olması çeşitliliği değil, tam tersi akrabalığı ortaya çıkarır. Bundan dolayı çeşitliliği sağlayan sadece canlılar arasında yalnız bir seçeneğimiz olmuş olmalı. Üçüncü sorumuza bakacak olursak, bir hücrenin yaşadığı basit kültür ortamında yeterli miktarda fosfat bulunmasına karşılık bazılar verilmiş ve 93 tane deoksiriboz şekerinin bulunduğu tespit edilmiştir diyor. Bu hücrede sentezlenecek olan normal bir DNA molekülü en fazla kaç nükleotitten oluşabilir? Fosfatta sıkıntı yok arkadaşlar, sınırsız. Bazlara bakıyoruz. Bakın adenin timin 40-40 olsa 80 yapıyor. Zaten guanin sitozinde bakın 65 tane guanin var. 65'te bakın sitozin olsa çok fazla oluyor. Şu rakama geçiyor. Zaten sınırsız fosfat varmış. O zaman biz ne yapacağız? Nükleotitlerde fosfat şeker baz üçlüsü olduğu için şekeri baz alacağız minimum kuralı gereğince. 93 tane şeker varmış. O zaman bizim DNA'mız 93 nükleotitten mi oluşmalıdır? Aklımıza gelebilir ama şu ayrıntıyı etmemiz gerekiyor. DNA molekülü çift zincirli arkadaşlar. Çift zincirli olduğu için bakın tek sayısı kullanılamaz. Çift zincirli olması gerektiği için bizim cevabımız tek rakam olan 92 olmalıdır diyoruz. Dördüncü sorumuza bakacak olursak, bir hücrede bulunan RNA çeşitliliğinin miktarı analiz edildiğinde grafik bu şekilde karşımıza çıkmalı. Şimdi biz şunu biliyoruz bilgi olaraktan. En çok bulunan RNA çeşidimiz bizim tRNA'dır. Yani taşıyıcı RNA'dır. En az bulunan ise mRNA'dır. Mesajcı RNA'dır. %15 oranında bulunan ise özür diliyorum şunu yanlış söyledim. Bu en fazla bulunan rRNA olacak. Ribozomal RNA olacak. %15 bulunan ise tRNA olacak. Yani taşıyıcı RNA. Bu amino asit taşıyor. Bu DNA'dan almış olduğu bilgiyi, kalıp bilgiyi sitoplazmaya aktarıyor. Sadece elçi görevini görüyor. Binanın projesi gibi düşünebilirsiniz. Ama en çok yapıya katılan ribozomların yapısında bulunan rRNA, ribozomal RNA'dır. Bu da bakın %80 oranında bulunmaktadır. Buna göre yargılarından hangilerine varabiliriz bu grafiğe göre? En az nükleotit taşıyan RNA çeşidi Y midir? Yani bunun miktar olarak az olması başka bir tRNA veya rRNA'dan daha az nükleotit taşıdığının göstergesi olamaz. Sayısının fazla olması bir taneye düşürdüğümüz zaman nükleotitlerinin sayısının da farklı olacağı anlamına veya az olacağı anlamına gelmez. X ve Z'nin etkinliği sırasında ATP tüketimi görülmez. tRNA amino asitleri bağlayıp taşırken enerji harcar. rRNA ribozomların yapısına katılırken yine bu da sentez reaksiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bakın enerji mutlaka harcanır. Buna da varamayız. Her üç RNA çeşidi de protein sentezinde görev alır mı? Evet. Bu amino asit taşıyor. Bu kalıbını oluşturuyor. Binanın projesi gibi demiştik. Bu da ribozomların yapısına katılıyor. mRNA, tRNA birbirine tutunmasına bakın sağlıyor diye düşünebiliriz. Onun için bu görev alır meselesi ortaktır. DNA, X, Y, Z moleküllerini sentezler mi? Evet, zaten bütün RNA'ları DNA üretmekte. Bunu da dahil edebiliriz cevaplarımıza. Bunun dolayı cevabımız
3 ve 4 seçeneğimiz olmalı diyoruz. Beşinci soruya bakacak olursak, aşağıda verilmiş olan molekül gruplarından hangisi RNA molekülünün yapısında daima birbiriyle aynı sayıda bulunur? Bakın DNA demiyor, RNA diyor. Tek zincirli olduğu için RNA molekülü, adenin, timin, guanin, sitozin eşitliği vardı DNA'da. Burada böyle bir şey olmadığı için biz bazlarının miktarının birbiriyle aynı olmak zorunda olmadığını bilmemiz gerekiyor. Şimdi riboz, guanin demiş. Bir RNA'da bir sürü nükleotit vardır. Bir tane guanin yoktur. Onun için riboz sayısı tüm nükleotitlerin sayısı kadar olmalıdır. Bakın bu da olmuyor. Fosfat, adenin bakın aynı şekilde bakın. Riboz, ha fosfat, ha riboz fark etmiyor. Ama riboz ve fosfat evet bütün nükleotitlerde hem riboz var hem fosfat var. Değişen miktarlarda adenin, guanin, sitozin, urasil olabilir. Onun için ikisinin ortak olarak biz miktarının aynı olması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Altıncı sorumuza bakacak olursak, yalnız DNA'nın yapısına katılan organik baz çeşidi neydi bu? Timin ile ilgili sorumuz böyle. Hangileri doğrudur? Deoksiriboz şekeri ile bağ yapabilir mi nükleotitlerin oluşumunda? Evet, fosfat şeker baz üçgenimiz var nükleotitlerin yapısında. O zaman timin deoksiriboz şekeri ile bağ yapar. Yapısında azot atomu var mı? Timin zaten azotlu bir organik baz olduğu için azot da bulundurur. Bir pürin bazı ile neydi pürin bazlarımız? Gaziantep, guanin, adenin. Bizim timinimizin karşısına adenin geliyor. O zaman pürin bazıyla ikili hidrojen bağı kurabilir mi? Evet. Bunların arasında ikili hidrojen bağı kuruluyordu. Çünkü guanin üçlü hidrojen bağı kuruluyordu. Bu bilgileri bakın kullanıyoruz burada. Bitki hücrelerinde üretilebilir mi? Evet. Organik olduğuna göre bitkiler fotosentezde organik olan her şeyi ne yapabilirler? Üretebilirler arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız Edirne seçeneğimiz olmalı diyoruz. Yedinci sorumuza bakacak olursak, melez DNA bulunduran bir bakteri ağır azot bulunan bir ortamda 3 nesil çoğaltılmış. Yani şöyle düşünecek olursak bir zinciri düz, diğer zinciri bakın tırtıklı olsun. Şu 15, şu 14 zincir olsun. Bu melez DNA'mız. Bunu ağır azot yani 15'li ortamda 3 defa çoğaltacağız. Şimdi her çoğalmada şöyle ayırdığımız zaman zincirlere bakın. Ne olacak? Şurası 15'li olsun. Bakın karşısına 15'te gelecek. Bakın bu da 15'te. Şu 14'lü zincir olsun. Bu şekilde 3 yaptığımız zaman 3 çoğalma 2 üzeri 3'ten toplam 8 tane DNA oluşuyor. Bakın bir tane melezimiz var. Bu korunur. O zaman 7 tane ağır DNA'lı bir tane ise melez DNA'mız oluşacağı için 7 tane bakın ağır, bir tane bakın melez bant sadece burada görüyorsunuz oluşturulmuş. Onun için cevabımız Bursa olmalı. Canlıların kalıtım materyali olan genler için hangisi söylenemez? DNA üzerinde yer alır genler evet zaten DNA üzerinde binlerce gen vardır. Protein veya RNA üretiminden sorumlu birimlerdir. Evet küçük birimlerdir. Proteini sentez için şifre veren kısımlardır. İnsanda 46 tane kromozom DNA vardır. Parçası vardır arkadaşlar. Genler binlerce bulunur. Bunun için 46 tane bulunur diyemeyeceğiz. Urasil bazı bulunmaz DNA olduğu için bulunmaz. Kalıtım materyali olan genler çünkü DNA'da bulunur sadece. Sayısı türler arasında farklılık gösterebilir. Evet genlerin sayısına ve miktarına çeşitliliğine göre zaten canlıların çeşitliliği kompleksliği ortaya çıkıyor. Bunun için cevabımız Ceyhan olmalı diyoruz. 9. sorumuza bakacak olursak hücrelerde bulunan bazı birimler aşağıda gösterilmiştir. 1, 2, 3, 4, 5. Büyükten küçüğe doğru bunları sıralarınız diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bizim çift zincirli DNA'mızın da büyüğü var. O da nedir? DNA artı histon proteinlerinden meydana gelen kromozomdur arkadaşlar. Kromozomun bir küçüğü o zaman proteinsiz olan DNA'mız olmuş oluyor. DNA'nın üzerinde küçük protein sentezini şifre veren kısımcıklar vardı. Biz bunlara gen adını veriyoruz. Çift zincirli olan bu genlerimiz. Bir zincirinden mRNA ipliği üretiliyor. mRNA üzerinde ise üçlü şifreler vardı. Kodon diye adlandırdığımız bunlar da bundan daha küçük olmuş oluyor. O zaman büyükten küçüğe doğru sıramız 3 ile başlayacak. 4 ile devam edecek. Daha sonra 1'e gelmemiz lazım. Bakın 1'e geldik. Sonra 5, en sonunda 2. Yani cevabımız da Denizli seçeneğimiz olmuş oluyor bundan dolayı. 10. sorumuza bakacak olursak, bölünme sırasında DNA'nın eşlenmesi 1-2-3 dörtgene öncül verilmiş. Hangi
Hangilerinin temeli DNA molekülünün çift zincirli olmasına dayanmakta? Bölünme sırasında DNA'nın kendini eşlemesi, evet bu çift zincirli olduğu için zincirler açılarak karşısına yeni zincirler gelmesini sağlayan bir faktördür. Bazı mutasyonlar çift zincirli olduğu için tamir edilebiliyor. Tek zincir kopsa bile diğer zincir onu bakın tamir edebiliyor, tamamlayabiliyor. Protein sentezinin gerçekleştirilmesi. Şimdi çift zincirli olmasına dayanmaktadır diyor. Protein sentezinin meydana gelmesi çift zincirli olmasının bir sonucu mudur? Hayır, böyle bir şey söyleyemeyiz. Çünkü zaten protein sentezi için tek zincirli mRNA yeterli. Onun için çift zincirli olsa da olur, DNA'mız bu iş için olmasa da olur. Nükleotit üretimi de yine bununla ilgili bir durum değildir. Ama bir ve ikinci olaylar doğrudan olayın çift zincirli olmasına dayanmaktadır diyoruz. Cevap bunun dolayı Adana olmalı diyoruz. 11. sorumuz DNA'nın replikasyonu sırasında görülen 1, 2, 3, 4 olaylarından hangileri DNA'dan RNA sentezi sırasında da gerçekleştirilir? DNA'dan mRNA sentezi sırasında. DNA zincirleri arasında hidrojen bağlarının kopması. Evet, DNA'dan DNA üretilirken tamamı kopuyor ama mRNA üretilirken bir kısmı kopuyor. Ama kopuyor mu? Kopuyor. Buna dolayı bakın bunu ortak olarak düşünebiliriz. Guanin ve sitozin bazlarının kullanılması. Bunlar ortak bazlardır. Ne DNA ne RNA'ya ait olmadığı ortak olduğu için bakın bu da düşünülebilir. Fosfodiester bağlarının oluşması. Fosfodiester bağlarının oluşması da hem DNA'nın kendini eşlemesi esnasında hem de RNA sentezinde de bakın meydana gelebilir. Çünkü nükleotitler kendi arasında fosfodiester bağları ne yapıyorlar? Birleştiriyorlar. Hidrojen bağlarının kurulması. DNA'lar kendini eşlerken, çoğaltırken zayıf hidrojen bağları da kuruluyor yeni zincirler arasında. DNA ile mRNA arasında geçici zayıf hidrojen bağları da kuruluyor o esnada. Doğru sentezlendiğini anlamak için. Daha sonra kopuyor ama ilk başta kurulduğu için bunu da dahil edebiliriz. Bundan dolayı cevabımız Edirne seçeneğimiz olmuş olacak. 2000 nükleotitten oluşan bir DNA molekülü ile ilgili 1, 2, 3, 4 ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi 2000 tane nükleotitten oluşan DNA molekülünün sentezinde oluşacak olan su sayısının formülü arkadaşlar 3n-2'dir. 2 tane zincir olduğu için 3n-2 diyoruz. RNA sentezinde ise bu formül 3n-1 olacak. Bu 0 fosfat şeker bazdan DNA üretiminde bakın geçerli olan formüldür. Bir de hazır nükleotitlerden oluşan meselesi var. Eğer hazır nükleotitlerden meydana gelseydi o zaman formülümüz n-2 olacaktı. Şimdi burada 2000 nükleotitten oluşan bir DNA molekülüyle ilgili demiş. Ve sentezinde 5998 molekül su açığa çıkmıştır demiş. Yani bunu sıfırdan kabul edebiliriz bu soruda net olarak belirtilmediği için. 3n'i yerine koyarsak eksi 2 buna ulaşır mıyız? Ulaşırız. Bunu dahil edebiliriz o zaman doğru cevaplarımız arasına. Kullanılan adenin nükleotitlerin sayısı urasil nükleotitlerine eşittir diyor. Şimdi urasil zaten DNA'da bulunmaz. Bundan dolayı böyle bir eşitlik zaten söz konusu olamaz arkadaşlar. Birinci zincirdeki fosfat sayısı ikinci zincirdeki deoksiriboz sayısına eşittir. Çünkü evet her nükleotitte bir fosfat şeker olduğuna göre birinci zincirde bulunan fosfat sayısı ikincisindeki fosfat sayısına da eşittir. Deoksiriboz şeker sayısına da eşittir. Sentezinde DNA-az enzimi görev almıştır. DNA polimeraz olabilir. DNA az parçalama demek DNA'nın yıkımında görev alır. Sentezinde görev almaz arkadaşlar. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 3 seçeneğimiz olmuş olmalı diyoruz. Şıklarda eğer yalnız 3 olsaydı, bakın şıkları ona göre vermişler zaten. Yalnız 3 olsaydı şu birincisinde de şüpheye düşebilirdik ama bakın şıklar ona göre ayarlanmış. Bundan dolayı biz 3n-2 formülünü kabul edip, biri de doğru olarak kabul edip cevabımızın burası olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar.